Ekonomik analiz. İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. Yeni bir ekonomik analiz programı ile daha birlikteyiz. Ben programı hazırlayan Ercan Baysal. Kumanda masasında bize arkadaşımız Ayhan Taşçı yardımcı olacak. Ekonomik analiz program yapımcımız Ayşe Yürür. Sevgili dinleyiciler bugün ekonomik analiz programında Türkiye ve dünya gündemindeki önemli ekonomi başlıklarını masaya yatıracağız. Türkiye'de özellikle COBİ'ler konusunu uzmanlarıyla değerlendireceğiz. Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için telefon numaralarımız 00 312 463 34 19 0093 12 463 34 21 Stüdyo konuğumuz OSSİM Organize Sanayi Bölgesi Yöntem Kurulu Başkanı Orhan Aydın olacak. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yine Orhan Bey ile birlikte OSSİM'de önemli kümelenmelerden birini imza atan Bora Yaşar Bey de programımızda e, yer alıyor. Bora Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hercan Bey. Eee Orhan Bey isterseniz Kobiler diyoruz G20 e, zirvesi yapıldı. Kobiler'in merkeze konulduğu bir zirveydi. Türkiye'nin dönem başkanlığını yaptığı bir zirveydi. Tabii ki sonuçlar itibariyle son bir yılda dünya gündeminde Kobiler konuşuldu. Ne kadar hani sorunlarına eğinildi, ne kadar sorunlarına çözüm üretildi. Bunlar tabii ki önümüzdeki yıllardaki çıktılarda belli olacak şeyler. Ama dünyada son bir yıldır özellikle de geçen hafta e, son 10 gün içerisinde Kobiler konuşuldu. Küçük ve orta büyükteki işletmelerin Türkiye ve dünya ticaretindeki önemi İslam'daki, ihracattaki önemi e, konuşuldu. Sizce kobileri e, nasıl anlatmak lazım? Dünya üretiminin merkezine nasıl koymak lazım? Sonrasında da Türkiye'deki buna yönelik çalışmaları aktaralım. Teşekkür ederim. Ee, tabii geçtiğimiz haftalarda gerçekten e, özellikle bu e, G20 zirvesi vasıtasıyla da kobiler Türkiye'de de e, gündeme çok geldi. Fakat benim şöyle bir e, kaygım var yani kobiler e, her platformda konuşuluyor ve herkes tarafından da kobiler çok önemlidir. İşte e, gerek üretim açısından gerek istihdam açısından gerek yerel kalkınma ülkelerin e, demokrasisinin yaygınlaşması, gelirin tabana yayılması, işte e, sanayinin sürdürülebilir gibi çok nedenlerle kobiler çok önemli. Çok önemli, çok önemli. Peki bunun önemli olduğunu biz e, bu başlıklarda görüyoruz ama gerçekten kobiler önemli mi? Yani e, bunu rakamsal olarak ifade edeceksek işte ihracatın %60'ı e, tamam. deniyor. Tamam. Buralarda ben de katılıyorum. Bu başlıkların hepsine katılıyorum. Evet. Kobiler neden önemli? Çünkü kobiler e, gelirim tabana yayılması, işte o orta e, kesim dediğimiz e, toplumun esas ana omurgasını teşkil eden insanların e, refahın tabana yayılması ve bir takım krizli noktalardan geçtiğimiz zaman e, o krizlere dayanıklılık açısından küçük işletmelerin e, ve orta ölçekli işletmelerin önemi çok daha fazla oluyor. Büyük işletmeler var Türkiye'de. Özellikle yabancı sermaye ve kitle üretimi yapan firmalarımız belli bir sektörde, belli bir alanda, belli bir ülkeye, belli bir ticareti yapan şeyler. Ve bunlar her an kararlarını değiştirebilirler. Türkiye'de üretim yapan firma her an kararını değiştirip başka bir ülkeye gitme eğilimi gösterebilir. Ve o krizlerde iş yerini bırakabilir. O sektörü rekabet gücünü kaybettiği zaman ama COBİ'ler burada sayıları çok olduğu için riskleri çok paylaştırdığımız için dinamizmleri fazla olduğu için her şarta uyum sağlayabilecek bir özellik taşıyor. Ama COBİ'lerin Türkiye'deki devletin imkanlarından, devletin kaynaklarından, kredilerinden yararlanma noktasına geldiğiniz zaman bu önemi görmüyorsunuz. Mesela ben bunu bazen gazetelerde falan da yazıyorum. Kurumlarda lütfen alınmasınlar. Mesela Türkiye'de COBİ'lere hizmet veren Türkiye'deki en önemli kurumumuz Koskep. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri <laughs> destekleme idaresi olarak özel zamanında kuruldu. Çok önemliydi. Gerçekten Türkiye için elzem bir kuruluştu ve halinde o önemini devam ettiriyor. Fakat buna Türkiye Cumhuriyeti'nin ayırdığı kaynak 370 milyon. Öğrendiğime göre ve bunların 2 milyon e, muhatap kitlesi var Türkiye'de <laughs> 2 milyon tane kobi desteklenmek e, adına Koskep e, muhatap alıyor. Koskep'in bu e, işletmeler için sunabileceği imkan 377 milyon lira. 370 milyon lira. Ben şöyle bir hani baktığım zaman ya Türkiye'de 370 milyon lira çok büyük bir rakam değil. Ve 2 milyon insana bunu sunuyorsunuz. Ve bir bakıyorsunuz bir ildeki işte bir stadyumun şeyi, bedeli bu. Yani COBİ'ler e, önemli, önemli, önemli. O zaman bu rakamı bizim 370 milyonlara değil 3 milyar 700 yapmamız lazım. Ya Daha fazla Ki kaynak kobiler, aktarmamız gerekiyor. Kesinlikle kaynak aktarmamız gerekiyor. Onları her alanda desteklememiz gerekiyor. Onların kalitesi, standardı, testi, laboratuvarı ne bileyim onların ortak şeyleri. Yani bir adamın götürüp de cebine para verme anlamında da söylemiyorum ben bunu. Türkiye'de işte kobilerin bir takım sorunları geliyor, dayanıyor. Türk Standartlar Enstitüsü'nün bir e, ortak laboratuvarına geliyor, dayanıyor. Bir akreditasyon şeyine bir geliyor, dayanıyor. işte e, sertifikasyon şeyinde çakılıp kalıyor. Binlerce e, kobi ürününü üretiyor, Avrupa'da teste gönderiyor. İşte bu yani bir firmanın cebine koymak değil ama bu insanların önünü açma anlamında bu yatırımları bu şeyleri devletin yapmasının e, kobi'lere büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle biz bu kümeler e, vasıtasıyla bir de kısa bir e, dünyada mesela üretimin merkezini aslında kobi. Türkiye'de böyle bütün dünyada bütün dünyada bu sihirli bir şey. Bakın yani Almanya'da da, bütün, Fransa'da her yerde bu böyle. Ya daha önceden bizim küçük işletmeleri hani böyle bunlar ya bu küçük küçük bunlar ne olacak? Yani bunlar da ne olur? Bunu bizim Türkiye'deki insanlarımız da bazen böyle hani büyük bir fabrikaya girdiği zaman kapalı alanı büyük, çatıları büyük bir firma bir taraftan malzeme giriyor, bir taraftan tık 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 çıkıyor ya. Seri üretim. Fabrika deyince üretim deyince bizim insanlarımızın bu hoşuna gidiyor. Halbuki bizim Ostim'deki bir firmanın önemi ona muadil yani 10 tane 20 tane firmanın bir araya gelip yaptığı iş o firmanın yaptığı işten Türkiye'ye de katkısı fazla. İhraca da katkısı fazla. Efendim e, e, ülke ekonomisine de katkısı fazla. Şimdi o firmaya gidin yaptığı ürünlerin %90'ını dışarıdan alıyordur. İthal ediyordur. Yani ben ona ayrıca kaynak bulup döviz bulup onun ithalatını şey yapmak karşılamak zorunda kalıyorum. Yani şu anda örnek vermek gerekirse kimse gücenmez ama otomotiv sektörü böyle. Beyaz eşya sektörü böyle. Efendim o gördüğünüz o büyük üretim yapan sistemlerin çoğu bize ithalatı çoğaltan sistemler <laughs> oluyor. Ama kopiler dediğiniz zaman bunlar kendi bilgi ve becerisini bir araya getiriyor. Kendisi üretiyor. Evet orada da ithalat girdisi vardır mutlaka ama yani daha çok yerli kaynakları kullanan sistemler bunlar. Bu nedenle bunlar çok önemli. Biz geçtiğimiz yıl çok enteresan bir şey yaşadık. Bu kobilerin önemi anlamında söylüyorum. Bizim savunma ve havacılıkta biz bir iş birliği günleri yaptık. Bütün dünyadaki büyük firmalar Boeing gibi, Airbus gibi o yani savunma sanayindeki ve şeydeki yüksek teknoloji firmaları Türkiye'ye geldi. Ve biz bunları isteyerek buraya geldiler ve bizim kobilerimizde iş birliği yapmak üzere geldiler. Ya dedik ki bu firmaların bizim işletmelerimize ne işi olur? Yani o gibi firmanın hani bir büyük firmayla ne masada oturup konuşacağı ne olabilir? Meğer çok önemli bir şeymiş. Çünkü o firmanın Austin stündeki kobiye ihtiyacı var. Bir, daha dinamik, inovasyon, yenilikçilik kabiliyeti daha yüksek. Biz çok onun yapacağı işe katkı sağlayabilecek yeteneği var. Mühendisi var, buluşu var, Efendim yeni e, önerileri var. O büyük hantal sistem içerisinde bunu göremiyor adam. Ama buradaki firmanın üretim kabiliyetini, yeteneğine o firmanın ihtiyacı var. Bunu biz gördük. 4800 tane iş görüşmesi yapılmış. O büyük dediğim firmalarla bizim kobilerimiz 4800 iş görüşmesi yapmış. Bunun yerlisi var, yabancısı var, yurt dışında Amerika'dan gelen firması var. Demek ki bu KOBİ'ler bir karşılığı var ve bunlar şey için çok önemli, ülke için çok önemli ve bunlar da e, ülkemizin kalkınmasına yüreğini koymuş, sırtına yükünü taşıyan insan olarak ben bunları çok önemsiyorum. Yani kobilerin bir de tabii ki her alanda olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani kobi deyince sadece böyle birkaç e, küçük küçük dükkandan müteşekkil bir yapı değil. A'dan Z'ye, savunmadan teknolojiye, otomotivden her alanda. her alanda var. Ha. Peki yani Türkiye'de mesela KOBİ'lerin geliştirilmesi için bir yeni yol haritası çizilmesi gerekiyor anladığım kadarıyla sizin tahmininiz. Yeni bir kaynak, daha fazla kaynak aktaralım. Yeni bir yol haritası çizelim ve bu bütün Türkiye'deki kobilere uygulanabilir hale gelsin. Belki hani OSTİM özelinde baktığımızda birçok şeyi başardığınızı görüyoruz. Evet. Ve kümelenmeler biraz sonra değineceksiniz. Havacılık sektöründe yapılanlar belli ki biz de gidip gezme fırsatı bulmuştuk evet. işletmeleri. Yani burada Türkiye modeli için yeni yönetimde kurulduğunda ekonomi yönetimi, beklentileriniz neler olacak? Şimdi biz bu beklentilerimiz aslında bilinmedik şeyler değil. Mesela bu hükümetimizin hazırladığı ve kağıt üzerinde çok güzel şeyler var aslında. Yani işte bu Kobi eylem planları var, sanayi stratejisi var, bu özellikle öncelikli dönüşüm programında... Ee, yanlış bilmiyorsam 1200 kalem eylem e e e e yazıldı orada ve burada işte kobiler yerli üretim bunların <laughs> hepsi var fakat hadi bunları hayata geçirelim nasıl geçireceğiz dediğiniz zaman burada şey başlıyor Ercan Bey yani e tasarım güzel yazı güzel söylem güzel ama bunu yapabiliyor muyuz yani ne kadarını yapıyoruz? buraya burada şeylerim var. Yerli var. üretim yani, kursu var Orhan Bey. Yani evet. siz hep söylediğiniz evet. ve sizin çalışmalarınızın sonucunda bu yerli e, otomobil konusu genel gelere de geldi. Buna ilişkin evet. düzenlemeler de çıktı yerli üretimle ilgili. Ve birçok şey başarıldı gibi geliyor. Kağıt üzerinde işte. Yani kısmen başarılarımız da var. Güzel uygulamalar da var ama topyekün hepsi e, yapıldı mı derseniz işte bekliyoruz. İnşallah bu yeni hükümetle beraber biz bütün ilgili kurumlara, kuruluşlara, bakanlıklara gideceğiz ve özellikle Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın çıkarttığı çok önemli bir mevzuat var. Sanayi işbirliği Programı. Bunu çok önemsiyoruz biz. Çünkü bu savunma sanayinde uygulanan hani yerli üretimin e, payının arttırılması yönelik politikalar şimdi sivil tarafta da aynen olacak. Bunun takipçisiyiz biz. Bunun bu mevzuatın çıkıncaya kadar hep şeyi olduk, e, katılımcısı olduk ve bunu çok önemsiyoruz. Bu yeni çıktı. Mevzuat yeni mi çıktı? Bu 2015 ha. yılında çok fazla işte iktidarda e, sağlıklı bir yapı oluşmayınca çok üzerinde durulmadı ama ben öyle inanıyorum ki bu yeni dönemde bu çok e, şey yapılacak, e, öne çıkacak. Biz de bunun takipçisi olacağız. Burada bizim enerji sektöründe, sağlık sektöründe, ulaştırmada, efendim enerjide birçok alanda e, yerli sanayimizin katkısını arttıracak bir şey olacak bu. Uygulama olacak. Belediyelerde, yerel yönetimlerde e, birçok alanda e, biraz daha yerliye e, bakan, yerliyi önemseyen farkında olan ve bunu yapmak için yol arayanlar için e, kamu ihale kurumunun e, mevzuatındaki değişiklik e, birçok e, iyi düşünen insan için bir yol olacak. Bu %15 avantajından bahsediyoruz. Ondan hocam. ayrı. Bu sanayi işbirliği, SİP e, bu Kamu İhale Kanunu'nun 3 e, U maddesi, yani stratejik ve teknolojik 10 milyon liranın üzerindeki satın almalarda, yurt dışından ithalat yapan şeyler için, satın almak zorunda olan e, kurumlar için, bunu yerli sanayiyi de içine katan bir program bu. E, çok güzel hazırlandı. E, savunma sanayinin e, kendi e, alımlarında uyguladığı modelleri e, esas aldı biz de o çalışmalarda bulunduk. Ben bunun çok yararlı olacağına inanıyorum. Ama şu anda daha henüz kurumlar bunu öğreniyor. İlk defa İstanbul Ulaşım metro alımlarında bunu kullandı. İhalesinde kullandı. ve yerli katkı yazdılar oraya. Yüzde yanlış aklımda değilse ilk şeyde yüzde 40 ve ondan sonra artarak devam ediyor. 50-60 rakamlarına doğru çıkacak. Çok güzel bir uygulama mesela. Var mı yeni mesela e, Ankara'da da var sanki Bursa'da da hatırlıyorum oralarda da. Şu anda bunun tamamını yerli yapmak esas hedefimiz amacımız mı? onu yapıncaya kadar hazır ithal ettiğimiz kalemlerde de en azından yüzde kırkını ellisini altmışını biz yerli sanayi olarak bunu yapabiliyoruz. yapabiliriz. Mesela tam olarak uygulandığında mesela bizim ekonomimize işte ne kadar bir katma değer sağlayacağını hesaplandı mı? Dış ticaret açığımızın tamamını kapatıyor. Sipi biz böyle tam şeyine kadar uygulayalım. Hiç iddia ediyorum. Dış ticaret açığı Türkiye'nin şey yapar. Çözülür. Ya yani Bu o, tam, kalıcı bir çözümden bahsediyor. Buradan sonrası da bu tabi bir süreç. Bu bir teknoloji transferi var aynı zamanda. Sadece bir satın alma modeli değil bu. Aynı zamanda bir teknoloji transferi, bir teknoloji yönetimi ve gittikçe kendi işlerimizi, kendi ürünlerimizi kendimiz yapacak bir başlangıç bu. Bir de son olarak kümelenmeyi de hani biraz vakit ayıralım istiyoruz. Mesela bu yerli otomobil çalışmaları yine devam ediyor ki zaten prototipler işte ortaya çıktı. En azından kaba gördük. Burada siz var mısınız Osim olarak? Biz henüz e, şeye girmedik. E, bu aşamalarında olmadık ama şu anda zaten tasarım ve e, onun e, konseptinin herhalde e, çalışmaları yürüdü. Bu da TÜBİTAK tarafından yürüttü görebildiğim kadarıyla. E, bundan sonraki üretim ve diğer alt sistemlerin yapılmasında Osim'de de bu konuda görev alacak birçok firmamız var. Bildiğiniz gibi bizim Osim'de sadece tek alan yok. Birçok sektör, birçok ürün üretimi yani biz kendimizi tanımlarken hani böyle insanlara yedek parça yapmadan tut daha uydudaki e, uzaydaki uydunun parçasına kadar yani her şeyi yapabiliriz diyoruz yeter ki e, talep edilsin istensin İşte bugün Bora ile beraber geldik sizin programınıza. Bora Bey'in de bizim önemli kümelerimizden bir tanesi medikal. Türkiye için mesela çok stratejik. Çok yani insanların Sağol. duyduğunda bu kadar ekonomi karşılığı var mı dediği alanlardan bir tanesi evet. medikal ama hani Bora Bey bize anlatırsa Evet. <laughs> ben öncelikle teşekkür ediyorum. Genel olarak bir fotoğrafı size anlatmak istiyorum. Tıbbi cihaz sektöründe biz senelik Türkiye olarak 1.7 milyar dolarlık satın alma yapıyoruz, ithalat yapıyoruz yurt dışından. Ve ihracatımıza baktığımız zaman e, yaklaşık 350 milyon dolar civarında. Ve e, her sene bütçemizde çok büyük bir açığa neden oluyor. E, bu açığı biz nasıl kapatabiliriz diye e, OSTİM 2009 senesinde kümelenme hareketini başlatıyor. 2011 yılında biz kümeleniyoruz Austin Medikal Sanayi kümelenmesi olarak ve bugün 91 yerli tıbbi cihaz üreticisinin üye olduğu bir kümelenmeyiz. Ne yapıyoruz derseniz anahtar teslim hastane projelerini yapabilme yeteneğine sahibiz. Firmalarımız yurt dışında anahtar teslim hastane projeleri yapıyorlar. Bu bizim için çok çok önemli. Genel amacımız da bu yüzde 85 yurt dışına olan bağımlılığı düşürebilmek, ülkemiz içerisinde parayı tutabilmek, bunu istihdama çevirebilmek. Bunun için farklı farklı projeler yapıyoruz. Başkanımın da belirttiği gibi test ve kalibrasyon olayı çok çok önemli. Bunda bir yurt dışına Bağımlılık söz konusu. Yerli tıbbi cihazımızı üretiyoruz. Ama test ve kalibrasyon için tekrar yurt dışına dönüyoruz yüzümüzü. Ee, büyük paralar harcıyoruz. Zaman kaybediyoruz. Ve e, test ve kalibrasyonlarımızı yurt dışında yaptırıyoruz. Onun dışında e, yine başkanım e, bahsetti. Bu kredi kaynaklarına ulaşım sıkıntısı yaşıyor. Küçük işletmeler. E, yani bizim kümemize üye olan firmalar size şöyle bir geniş alandan bahsedebilirim. 450 kişi çalıştıran firmamız da var, baba oğul çalışan firmalarımız da var. E, o yüzden de her birinin sıkıntısı farklı ama genel olarak baktığımızda bu kredilere ulaşma ve devlet desteklerinden tam anlamıyla yararlanma konusunda e, bir sıkıntı söz konusu. Ee, bu tabii sıkıntılar çözüldüğünde girişimcilik daha fazla özlendirilecek, ee, daha fazla e, işletme oluşacak. Bu işletmeler de ekonomimize daha fazla katkıda bulunacak. Ee, yaptığımız çalışmaları şöyle hızlıca bir özetlemek isterim. Peki, mesela Bora Bey, yerli tıbbi cihazın üretimini yapıyoruz, test ve kalibrasyonda yurt dışına gidiyoruz. Ya Bunun çözümü yok mudur ya da bunun çözümü için ne yapılması gerekir? Biz genellikle bunun çözümünü şimdi hatta e, ostim olarak bir verimlilik üzerine e, kurguladığımız bir ekoparkımız var. Bu ekoparkın içerisinde e, küme olarak bir test ve kalibrasyon merkezi kurma fikrimiz var. E, tabii bu çözüm aslında kendi içimizde çok e, kolay. Ee, ama tabii tek başımıza yapabileceğimiz işler değil, arkamızda kesinlikle devletimizin desteğini e, görmemiz gereken, yani bu çok böyle e, küçük rakamlara yapılabilecek veya da sertifikasyonun alınabilecek işletmeler olmadığı için desteklere ihtiyacımız var. Ekonomi Bakanlığı bu nasıl sıcak bakar diye düşünüyorum. Ekonomi Bakanlığı'nın güzel destekleri var. Biz mesela 2011-2014 yılında Ekonomi Bakanlığı'nın uluslararası rekabeti geliştirme projesini gerçekleştirdik. Daha çok ihracata yönelik desteklerde Ekonomi Bakanlığı'nın desteğini görüyoruz. E, bu kapsamda bizim yaptığımız harcamaların %75'ini Ekonomi Bakanlığı Karşılıyor. Bu açıdan e, ihracata yönelik destekleri çok güzel bir şekilde var e, ve kullanıyoruz. E, ama dediğim gibi bu desteğin mesela içeride de e, aktif şekilde kullanılması lazım. Ben bunun dışında ufak bir noktadan değinmek istiyorum. Biz e, Ostim olarak her sene yaklaşık 65 tane yurt dışından heyet ağırlıyoruz. Bunların içerisinde cumhurbaşkanları, bakanlar, e, üst düzey bürokratlar ve özel sektörden e, yetkililer var. E, bu yetkilileri ağırladığımızda ürünlerimizi gösterebilmek için bir showroom e, projesi gerçekleştirdik yine Ostim'de. Eee buradan da duyurmak istiyorum. 2 Aralık'ta sizi de bekliyoruz davetiyenizi verdik. 2 Aralık'ta o e, Ostim'de bu showroom'umuzun açılışını yapacağız. Bu neden önemli? Türkiye'nin ilk ortak showroom'u. Yani yurt dışında biz rakip olabiliriz ama yurt içinde e, yurt dışın yurt içinde rakip olabiliriz. Yurt dışında biz birlikte hareket etmeliyiz. Çünkü dünyada çok büyük oyuncular var. Bu oyuncularla rekabet edebilmemiz için düşman olmak yerine birlikte hareket etmemiz, hareket etmemiz lazım. Ya bu şeyde bu, şunu kastediyoruz değil mi? Türkiye'deki tüm medikal e, üreticilerinin ürünlerini sergileyebildikleri bir showroom'dan bahsediyoruz değil kümemizin, mi? Kümemizin yani, 91 firmanın e, Ankara, ağırlıklı. Ankara ağırlıklı. Bizim çünkü kümemizin üyeleri tamamen Ankara'daki yerli tıbbi cihaz üreticileri. Onların ürünleri bu showroom'da. Şu versin. an hazır durumda. Bunun sergilenmesi şu an başladı. Önümüzdeki haftada çarşamba günü buranın açılışını yapacağız. Bu neden önemli? Artık aynı ürünü üreten insanlar yan yana ürünlerini sergileyebiliyorlar. Bu neyi sağlıyor? Artık ürün kalitesini yükseltiyor. İnovatif ürün üretme şeyini kapasitesini arttırıyor. Bununla beraber de yurt dışından bir heyet getirdiğinde firmalarımız... Ee, sadece tek ürün satmak yerine Aa, bu şu üründe mi üretiliyor hastane yatağı adamı röntgen cihazı da mı diyerek daha fazla ihracata katkıda bulunuyor. Bu açıdan da e, önemli bir çalışma. Orhan Bey kümelenmeye belki tekrar döneriz ama burada mesela real sektörün ya da OSİM'deki işletmelerin hani sorunlarına da biraz değinmek istiyorum. Tabii ki e, yani kümelenmek içerisinde yer alan firmalarında sıkıntılar var. Finansmandan bahsetti Bora Bey. Yani e, hani dünyadaki trend de belli. Türkiye'de özellikle OSIM'de 5000 firmadan bahsediyoruz. Bunun evet. altını çizmek lazım. 5000 firma işte 100 binler kaç bin sistem var onu bilmiyorum. 5000 ama firmanın ne olduğunu biliyorum. Bu 5000 firmanın e, kredi erişimi nasıl? Bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Faizler hangi seviyede destek istiyor musunuz? Ya bu küçük işletmeler işte ıı, Türkiye'deki normal kredilendirme sistemi içerisinde, bankacılık sistemi içerisinde tabii yüksek faize muhatap oluyor bir. Bir de bilançoları vesairesi çok böyle e, bankalar tarafından e, düzgün görülmeyince e, tabii erişim de zorlaşıyor. E, biz üretime farklı bir model e, destek e, beklentisi içerisindeyiz. E, son zamanlarda da bu, bunu görüyorum. Hakikaten de merakla bekliyorum güzel uygulamalar olacağını da tahmin ediyorum. Tabi bankacılık sistemi tamamen haklı olarak kar amaçlı ve minimum risk maksimum kar üzerine çalışıyor. Fakat katılım bankacılığı biraz daha onlardan farklı katılım bankacılığında biraz daha fazla risk alma refleksi var. Ee, ve e, sizin yaptığınız işe ortaklık e, tesis edebilecek e, boyutları da var e, buranın gelişmiş olması sevindirici şu anda Türkiye e, Türk Ziraat Bankası'nın şu anda katılım bankacılığı faaliyete geçti bildiğim kadarıyla Halk Bankası Çalıyoruz. ve Vakıflar Bankası güzel çalışmalar var bu katılım bankacılığı biraz daha küçük işletmeleri reel ekonomiye ve e, firmaları biraz Hani salt e, bankacılık, e, ticari faiz e, kıskacından biraz şey yapabilir. Biraz daha e, rahatlatabilir. Hatta bunun daha güzel uygulamalarını kağıt üzerinde görüyoruz. Şirketlere iştirak etme, muşaraka dedikleri model, e, risk sermayesi. Yani buralarda da e, firmaların yapabileceği... Peki bununla ilişkin hani bankalar... Buralar bir, çok sağlıklı falan, yürümüyor, çok zor. Katılım çok gör... bankaları birliğiyle falan görüşüyor musunuz? Ya da hükümetten destek... Şu olan. anda gündemimizde bu banka yöneticileriyle e, şeyimiz var hatta e, yarınla buluşturup e, çözümler üretme konusunda çaba sarf ediyoruz. E, tabii sadece salt e, normal piyasa faizi dediğiniz zaman. E, banka derken katılım bankaları kastediyorsunuz değil mi? E, işte diğer Buluştur ticari faizler şu anda yükseltmesiyle kar marjını sizin bir işletmede ne olabilir? Yüzde on, on beş. %15 faiz ödediğiniz ne olur? Benim karım %30 olacak ki ben 15'lik faizi ödeyim. Kalanı da benim cebime kalsın. İşte burada firmaların büyük bir kısmı işletme sermayesi vesaire yetersizliği nedeniyle şeye takılıyor. Sürekli bankaya faiz ödeyen bir düzene takılıyor. Bir de üretimin dışında Türkiye'de çok daha inanılmaz getirisi yüksek alanlar var. Tabii. İşte arsa alıyorsunuz, gayrimenkul alıyorsunuz, ne bileyim e, daha vergisi az, şeyisi az, riski az, istihdam uğraşması az e, alanlarda da çok para kazanma imkanınız var. O zaman niye üretim yapayım sorusu çıkıyor. Yani Bu, bu, bu da bir realite değil mi? Böyle bu, de bir şey var. Kesin böyle. Yani biz bunu çok o kadar net izliyorum ki ben e, firmalarımı işte bir beş 10 yıllık bir e, şeye baktığınız zaman, zaman dilimine baktığınız zaman Üretim yapmakta direnen ve orada ilerlemeye çalışan firmayla Ya ben üretimi bilmem neyle uğraşmak istemiyorum kardeşim Bu kadar adam, bu kadar risk, bu kadar para, sermaye, kredi bunlarla niye uğraşıyorum? Gideyim şuradan bir tane arsa satın alayım Ayağımı ayağımın üzerine atayım, bekleyeyim, oturayım, kirasını alayım, bitti Bu yol açık Bu yol bu kadar kolay olmaması lazım yani üretimin e, birinci derecede öncelikli olması lazım. Üretim yapan adamın yolunun açık olması, efendim, e, bir takım imkanlara ulaşmasının kolay olması lazım. Buralarda sıkıntılarımız var. Tabii ki gayrimenkul, bugün de konut satış istatistikleri açıklandı. Hani Her ay açıklanıyor. Baktığınızda evet. satışların ciddi manada artış olduğunu görüyoruz. ha Bu da biraz sizin savınızı doğruluyor. Şimdi işte bir de e, üretmeden kazanma şeyi var maalesef yani bu da e, birçok yerde de şeylerimizde yazıyorlar çiziyorlar e, hatta çok e, yani mesela eski bakanlarımızdan birinin kitabında da var İşte bir belediye bir bölgenin imar planını yaptığı zaman bütün düzeni değiştirebiliyor siz bir, bir dakikada zengin oluyorsunuz ama üretim yapan adam için öyle bir fırsat yok. Çalışacak, üretecek. Efendim gidecek eline çantayı alacak, bütün dünyayı dolaşacak, ürününü satacak. Efendim adamını çalıştıracak, maaşları ödeyecek, kiraları ödeyecek ve bunun içinden çıkacak bir katma değeri oluşturacak. Ama kıymetli olan bu. Burada istihdam var, ekmek var, döviz var. Efendim katma değer var bu. Bura var. Esas yani bakılması gereken yer bura. Ama burayı yok ettiğiniz zaman geriye bir şey kalmıyor. Tabii sonuçta mesela öz yani tüketim ekonomisiyle ve şeyle biz tek başına hani rakamlar büyük ortalıkta dolaşan bir sürü rakam olur ama ülkemizin kalkınması ve gelişmesi ve işsiz adama iş bulmayı beceremeyiz, gerçekleştiremeyiz. Peki mesela bu yerli üretim işte bunun için de yerli üretimin desteklenmesi gerekiyor. Bu düşük belki yeni bir kredi destek paketi olabilir e, bunun adı ya da yeni bir e, proje destek e, bir proje destek sistemi başlatılabilir. O stüme gelen sağın bakanlarımıza seçim esnasında gösterdiğimiz çok kritik bir grafik var. Biz dergide de yayınladık onu. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Ee, 1960'lı yıllardan 2012'li yıllara kadar e, gayri safi milli hasılanın şeyini koymuşlar. Yani e, üretim sektörünün imalat sektörünün gayri safi milli hasılan aldığı oran, pay. Bu rakam yüzde %26'lardan %14'lere inmiş. Herkesin ortak şeyi şu, tespiti şu. Bilim adamlarının tespiti de bu. E, Bilkent Üniversitesi'nden bir hocamızın bakanlığımızın e, verimlilik e, gününde sunduğu bir şey vardı, sunum vardı. Orada da e, resimleri çektim herkesin kesin kabulü şu. Gelişmişlik, kalkınmışlık ve de hani orta gelir tuzağı diyoruz ya 10 bin dolarları aşmanın yolu kriteri bu rakamın yüzde 23 olması gerekiyor. Bu yüzde 23 değilse yani üretimin payı bu sizin toplam gayri safi milli hasılanın içinde yüzde 23'lerden aşağıdaysa sizin bunu yakalamanız imkansız. İstediğiniz kadar hizmet sektörü şu bu bilmem ne yapıyorsanız yapın. Bu şeyden kurtulamıyorsunuz. Çok paranız olabilir. Katar gibi, Kuveyt gibi paranız olur ama itibarınız olmaz, gücünüz olmaz. Hiç dünyada kimse sizi şeye almaz. Bizim gücümüz nereden geliyor? Biz üretim, üretim, teknoloji ve kendi bilginizi kendi teknolojileri üretebiliyorsanız. Ve katma değerli ürüne çevirebiliyorsanız o zaman güçlü oluyorsunuz. Yoksa öbür türlü ihtiyaçlarınızı başkalarının insafına bırakıyorsunuz. Burası da çok kritik. Arada... Sadece üretim ürit, yapmak da yetmiyor. O gün mesela biz savunma sanayine gittiğiniz zaman bunu çok daha iyi görürsünüz. Fuarda görürsünüz ürünü. Tam dersiniz bu benim ihtiyacım. Bunu alayım götüreyim sorunumu çözeyim dersiniz. Ver bunu bana dediğiniz zaman para geçmez. Der ki bunu sana veremiyorum. Neden? Çünkü bu teknolojik bir ürün. Bu ben kendimi savunmak için bunu yaptım. Bunu sana niye vereyim? Kendiniz yapmanız gerekir. Ter dökmeniz gerekir. Adamın 10 yılda ulaştığı yere gece gündüz çalışarak, ekip halinde çalışarak o mesafeyi hızlı geçerek çaba sarf etmeniz gerekir. Öyle yağma yok bora beyin eklemek istediği Son eklemek istediğim birkaç bir şey var. Ee, yine başkanımız söyledi. Devletimizden mesela beklediğimiz diğer bir konu da özellikle tıbbi cihaz sektörü özelinde KDV oranındaki bir sıkıntımız Kerslik. var. Ee, şöyle söyleyeyim çok basit bir örnekle siz yerli tıbbi cihaz üreticisiniz ve ham madde alıyorsunuz ham maddeyi yüzde on alıyorsunuz onu işleyip tıbbi cihaza çevirdiğiniz anda piyasaya satarken yüzde sekizle KDV oranıyla satıyorsunuz yani yurt dışından gelen rakibinize göre siz eksi yüzde onluk bir şeyle KDV dezavantajıyla başlıyorsunuz biz bunun için de tabii lobi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz küme olarak. Bunda mesela bir değişiklik olursa, eşitlenirse ya da buradaki sorun çözülürse yine yerli tıbbi cihaz üreticileri açısından çok çok büyük bir adım atmış olacağız. Bunun dışında artık Bizdeki en büyük sıkıntı yerli e, kullanım, yerli ürünlerin kullanımının artması gerekiyor. Artık güvenmemiz gerekiyor. Kendi ürünü, ürünlerimizin kalitesine inanmamız gerekiyor. Hiçbir şey artık eskisi gibi değil. E, testi, kalibrasyonları yapılıyor ve yerli tıbbi cihazların e, gönül rahatlığıyla artık üreticilerimizden alınıp kullanılması gerekiyor. Bunda da en büyük satın almacı Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda desteklemesi ve adım atması gerekiyor. Bunun dışında geçen hafta dünyanın en büyük medikal fuarı vardı Almanya'da. Medika fuarı rakamlarla söyleyeyim 10 yıl önce katılımımız 10 tane firmayla katılırken geçtiğimiz hafta çok gurur verici 122 firmayla ee, orada boy gösterdik. Şöyle söyleyeyim Almanya'dan 250 firma, Hollanda'dan 110 firma, Fransa'dan 130 firma katılırken bizden de 122 firmanın orada olması artık bizde e, dünyada adımızı duyurduğumuzu, adım attığımızı, ürünlerimizin kalitesini, ihracat yaptığımızı e, gösterir oldu. Bu da bize gurur veriyor. Orhan Bey, son bir dakikamız kaldı. Üretime dair söylemek istediğiniz neler olacak? Üretime gerçekten hani laf olsun üretim önemlidir değil. Bunun çok iyi fark etmemiz lazım. Yani katma değer dediğimiz hani bulunduğumuz yerden daha iyi noktalara gitmenin en önemli sihirli şeyi üretim. Üretimi tek başına ne üretirsem yetmiyor. Burada yaptığınız işin içinde bilgi olması gerekiyor. Akıl olması gerekiyor. Alın teri yerine hani çok tabiri değiştirdiler. Akıl teri olması gerekiyor. Ki işte kilogramı şu anda 1.46'ya 1.5 diyebiliyorum. sattığımız ürünü 3.46'ya da satın alıyoruz. Demek ki biz burada ürünün içine daha çok bilgi ve teknoloji eklememiz gerekiyor. İşte buralar da aslında üretime giriyor. Bu da bilgi üretimi. Bilgiyi de üreteceksiniz, teknolojiyi de üreteceksiniz. Bunların hepsini bir araya getirip önce kendi ihtiyaçlarınızı sağlayacaksınız. Sonra da başka ülkelerin ihtiyacını sağlayacaksınız, ihracat yapacaksınız ki refahınız artsın. Ve bunu da dost ve kardeş ülkelerle paylaşacaksınız. Onların da refahı artacak. Onların refahını arttırmazsanız bu gene size terör olarak dönüyor. Onlara da katkı sağlamanız gerekiyor. Orhan Bey, Bora Bey katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, bugün de bu akşamda ekonomik analiz programının sonuna geldik. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'la birlikte Kobiler konusunu masaya yatırdık. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ekonomik analiz